Bak Bakalım kanalına hoş geldin. Eğer bu kanalımızda izlediğin ilk video ise aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna tıkla ve süper videoları kaçırma. Zamanda yolculuk fikri dünyanın büyük çoğunluğuna uçuk bir fikir olarak gelmektedir. Olayın bu boyutu farklı bir tartışma konusu olsa da dünyadaki bazı insanlar zamanda yolculuk fikrine ciddi derecelerde inanmaktadırlar. Bu videoda bu tartışmaları bir kenara bırakıp sizlere zamanda yolculuk yaptığını iddia eden insanları ve görüntüleri gösteriyoruz. Videoyu izleyin ve bu teoriler hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmından bizlere yazın. 1. Andrew Beziego. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın araştırma projelerini yürüten DARPA'nın 70'li yıllarda TESA'nın fikirlerinden yola çıkarak zamanda yolculuk ve teleportasyon amacıyla yürüttüğü Project Pegasus'u belki duymuşsunuzdur. İşte bu deneylerde görev alan çocuklardan biri Andrew Beziego, 2004 yılından itibaren sık sık anlattığı hikayeye göre deneyler esnasında bir anda kendini 19 Kasım 1863 yılında Gettysburg'de buluyor. Abraham Lincoln'e yakın bir yerlerde ortaya çıkan Beziego, daha sonraları kendini bir fotoğraf karesinde bulduğunu da iddia ediyor. Ayrıca iddiasına göre Barack Obama da çocukken DARPA'nın deneylerinde görev alan bir çocukmuş ve bir grup çocuk ile birlikte teleportasyon deneyi esnasında Mars'a gönderilmiş. 2. Hakan Nordqvist. Bu zamanda yolculuk olayının kahramanı ise Hakan Nordqvist'tir. Bu genç adam 2006 yılında evde musluğu tamir ederken kendisinin 72 yaşındaki haliyle karşılaştığını iddia etmektedir. Yaşadıklarının inanılması güç bir olay olduğunun farkında olan Hakan, olayı kanıtlamak için video çekmeyi de ihmal etmemiştir. İnanılması güç olan bu garip olayın zamanda yolculuk tartışmalarını alevlendireceği çok aşikar. Hele videoda Hakan ve 72 yaşındaki hali olduğunu iddia eden adamı yan yana görünce şaşırmamak elde değil. 3. Cep telefonlu kadın. Bu video ise 1928 yılında çekildiği iddia edilmektedir. Videoyu ilk izleyenler birkaç seferde tuhaflığı fark etmeseler de biraz dikkatlice bakınca yürüyen kadınlardan birisinin elinde telefon olduğu ve birisiyle konuştuğu gayet rahat bir şekilde ayırt edilmektedir. Bu ilginç görüntüler hala gizemini korurken kimi kişiler kadının zaman yolcusu olduğunu ve telefonuyla konuştuğunu iddia ederken diğer kişiler de kadının telefon değil başka bir şey tuttuğunu düşünmektedirler. Peki siz bu gizemli görüntü hakkında ne düşünüyorsunuz? 4. Mike Tyson'ın maçı. Bu görüntüler ise 1995 yılında Las Vegas'taki Mike Tyson ve Peter McNeely arasında gerçekleşmiş boks müsabakası sırasında çekilmiştir. Bu görüntülerde en dikkat çekici nokta kalabalığın arasında akıllı telefonuyla maçın fotoğrafını çeken kişidir. 1995'li yıllarda akıllı telefonların icat edilmediğini, doğal olarak da kullanılmadığını bildiğimiz için bu görüntü birçok kişinin aklını karıştırmaktadır. Bir diğer ilginç nokta ise adamın elindeki şeyin fotoğraf makinelerine de benzememesidir. Çünkü o yıllardaki makinelerin lenseri ortada belirgin şekilde bulunmaktadır. Yıllar sonra keşfedilen bu videodaki gizemli detay hala daha açıklanamamış ve birçok kişinin aklına zaman yolcusu ihtimalini getirmiştir. 5. Andrew Kelsin. Son olarak 2256 yılına gittiğini iddia ederek borsada rekor kazanç sağlayan Andrew Kelsin'den bahsedelim. 2002 yılında Wall Street'te bir borsacı $800 gibi az bir miktarda girdiği hisse alım satımında 2 hafta içerisinde tam $350 milyon gibi mucize bir rakam elde etmiştir. Andrew Kelsin adındaki bu adamın kısa süredeki bu inanılmaz yükselişi doğal olarak sermaye piyasasını kontrol eden bir ABD kuruluşu olan SEC'in dikkatini çekmiş ve Kelsin bir yıl sonra 2003'te tutuklanmıştır. Tüm yetkililer bu adamın içeriden bilgi aldığını düşünürken o bunu reddetmiş ve 2256 yılından geldiğini iddia etmiştir. Geleceğe gittiğini iddia eden bu adam aynı zamanda Usama Bin Laden ve AIDS'in çözümüyle ilgili bilgiler verebileceğini de yetkililere söylemiştir. Ancak bunun için rahat ve özgür olması gerektiğini de eklemiştir. Bu tuhaf adamla ilgili belki de en ilginç nokta bir SEC yetkilisi tarafından ortaya atılmıştır. Yetkiliye göre Andrew Kelsin adındaki birinin 2002 yılı Aralık ayı öncesine kadar herhangi bir kaydının bulunmamasıdır. Bak Bakalım'ın bu videosu bitmiş olsa da karşında gördüğün resmin üstüne tıklayarak hemen yeni videolarımızı izlemeye başlayabilirsin. Bak Bakalım kanalımızda izlediğin bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basabilir, arkadaşlarınla paylaşabilir ve görüşlerini bize bildirebilirsin. Diğer videoda görüşmek üzere.